Buyurun, iyi günler. İyi günler hocam, iyi günler Mustafa hocam, iyi günler Osman hocam. İyi günler efendim, biraz sesinizi yükseltirseniz. Tabii hocam, sorularım olacaktı. Dinliyoruz. Öncelikle çok özür dilerim, sorularım saçma olduğunu biliyorum ama yani çok okumama rağmen kalbime, beynime laf geçiremiyorum. Devam edin. Hocam, taharattan sonra ellerimizi yıkamayı unutup abdest alsak orucumuz bozulur mu? Birinci sorum. Hocam, üzerimizde veya da başımızda necaset olsa güçlü bir zamla, fakat biz bunu bilmesek elimiz deyip ağzımıza girse orucumuz bozulur mu? İbadetlerimizde bilmediğimiz eksik ve yanlışlarımızdan sorumlu muyuz? Taharet alırken bol suyla alıyoruz, orucumuz bozulur mu? Lavabo açacağı gibi maddeler orucu bozar mı? Bazen boğazımızda hissediyoruz. Bu kadar hocam. Peki efendim. Peki efendim. Biz teşekkür ederiz. Dinleyicimizin üç suali, üçü de şeyle alakalı. Yani anlayamadım dedi ama bir yerde vesvese olmuş. Efendim, taharet denirken, şimdi kitapta bir ifade geçiyor. Nedir geçen ifade? Taharet denirken eğer su bakat bölgesine içeri girerse orucu bozar ifadesi var. Hatta basur hastalığı olanlar var. Bu, ben kendim de sıkıntı çektiğim için biliyorum, memeler oluşturur. Tabii ihtiyacı giderirken bu memeler dışarı çıkıyor. Taharetlenince, bunlar kurulanmadan önce vücut bunu içeriye alacak olursa orucu bozar ifadesi geçiyor. Fakat bu genel hüküm. Çünkü ehl-i sünnet alimleri ömründe bir defa bile gelmiş olsa, başına gelse veyahut da binde bir, yüz binde bir, milyonda bir kişinin başına bile gelmiş olsa bu meselelerin hepsini yazmışlar. Hemen o hükmü görüp benimki de böyle mi? Değil. Çünkü tıp elinde mesela anatom bilgisi güçlü olan doktorlar gayet güzel bir şekilde vücudu iyi tanıyorlar. Yani Allah-u Teala yaratırken idrar yollarında olsun, gayta yollarında olsun, o yarattığı sistem ve o bölgedeki kaslar yani o kadar aynı şekilde kavi ki mesela yine biz doktorlarla, itikad düzgün Müslüman olan doktorlar, yani anatomiyi bilenlerle, daha doğrusu işin mütehassısı olan, mesela bir ifade daha geçiyor. İnsan sıcak bir şey, sıcak odaya girdiği zaman veya sıcak suyun içerisine girdiği zaman vücut gevşiyor. O gevşeklik anında, hani şimdi kapçalarda banyo alanlar olur ya, işte efendim oruç bozar mı o banyoya girmek, oruç bozar mı? İşte o zaman daha iyi şekilde doktorlarla görüşmüştük. Dedi o kolay iş değil. Yani Allah da, o zaman dışarıdan o bölgeye harıl harıl her şey girer. Bu imkan dahilinde değil. Allah Teala öyle bir sistem yaratmış ki içerideki tasfiye olurken içeriden baskı oluyor. O kaslar genişliyor. İçerideki aynı şekilde necaseti atıyor dışarıya. İdrar yollarda böyledir. Hatta meni torbasının boşalmasında bile Cenab-ı Hak öyle bir zevk ihsan ediyor, bir tahrik söz konusu oluyor. O harekete geçiyor. O hareket neticesinde orası boşalabiliyor. Yoksa durup dururken onların kendi kendine böyle işte kayıp gidecek, akacak. İnsanların yaptığı musluğa benzemiyor bu. Öyle değil o. Dolayısıyla bunlar kolay kolay olmaz. Peki efendim, basur memeleri varsa, ya basur memeleri de varsa hemen yıkar. Hani kağıt peçeti yanında bulundurur. Eğer helada yoksa yanında taşır. Böyle bir şey rahat varsa hemen taharet yaptığıyla birden kurulayıverir. Mesele biter. Efendim zerre kaldıysa, ya unutunlar zaten affedilmiştir. Onu görmen de mümkün değil. Allah Teala mesul tutmuyor ki onu senden. Mesul tutmuyor. Dolayısıyla bu dinleyicimiz daha farklı bir şey. Efendim dedi, tahareti yaptık dedi, elimizi çıktık dedi, elimizi yıkamadık dedi. Sonra ya bir şey oldu, dudağımıza bu sol elimizi sürdük. Acaba oruç bozulur mu? Bozulmaz ya. Taharet yaparken de yıkandı o. Yani ihtiyaten tekrar aynı çekince sabunla yıkamak iyi olur. Bu her zaman için iyi olur. Yoksa ister taharetten sonra olsun, ister daha sonra olsun, elimizde bizim mikroplar bulunur. Hani grip salgını zamanında doktorlar bir şey söylüyor. Sık sık elinizi yıkayın. Niye söylüyorlar bunu? Ya biz her şeye dokunup duruyoruz.
Dolayısıyla hiçbir şey dokunmasak bile elimizi böyle tutmuş olsak gene mikrop gelir oraya yapışır. Onları gözümüzde görmüyoruz. Yani bilmiyorum hani siz hiç gördünüz mü? Hiç oturulmayan bir ev. Boş. Yeni yapılmış. Temizlenmiş. Kiracı bulamamış. Ve hatta adam kendisi gelip oturamamış. Bir sene öyle kalmış. Bir sene sonra gidiyorsun. Bakıyorsun ki örümcek bağlamış. Her taraf toz toprak. Ya pencereler açılmadı. Bu toz nereden oluştu? Nasıl oluştu? Değil mi? Oturduğumuz evde. Beş vakit oturduğumuz evde. Bir bakıyorsunuz. O şeyler hav mı diyorlar onlar? Onlar oluşuyor. Onlar nereden geliyor? Hadi havalandırmak için pencereyi açıyorsun da ben görmüyorum yani. Pencereyi açtığım zaman o hav dedikleri şeylerin içeriye girdiğini görmüyorum. Ama hareket halinde hallardan olsun neyse tozlar meydana geliyor. Tozlar birleşiyor. Sonra bizim gözümle görebileceğimiz noktaya geliyor. Niye bunu uzun anlattınız diyeceksiniz. Yani dinleyiciniz mutmain olsun. Sadece taharetten sonra efendim elinde zerre kaldıysa. Ya bırak sen taharetten sonra diğer zamanlarda da aynı şekilde elinde kalıyor. Elinde oluyor zaten o. Bir şey tuttun o yapışıyor veyahut da mikrop kalıyor. Bunlardan oruç bozulmaz. Velev ki ağzına götürmüş olsan bile. Bu vesvesedir. Ha? At gitsin onu. Ondan sonra işte elimiz zaten hepsi aynıydı. Elimiz ağzımıza girse veyahut da aynı şekilde ne bileyim ben böyle bir şeyle suyla karışık ne olduğu belirleyen birisiyle ağzımıza çalkalasak. Çalkala hiçbir şey olmaz bunlardan. Çünkü açık seçik net orucu bozan şeyde. Efendim su ister karışık olsun, ister mikroplu olsun, ister mikropsuz olsun ağzına girdiğinde yuttuğun zaman yuttuğunu da hatırlıyorsun be arkadaşım ya. Yutmadığın şeyi de aynı şekilde yuttun demezsin. Onun için mesela abdest alırken bile ağzına fazla su verme. Ve buyuruyor ki abdest alırken ağzına verdiğin suyu tükürdüğün zaman kalan yaşlıkta orucu bozmaz diye açık net yazılmış. Çünkü zerreleri kalıyor orada. Onları temizleyemezsin. Ya Allah Teala yarattığını bilmez mi? Yaratan yarattığını bilmez mi? Onun için mesela kitaplarda istinca istibra bahsi anlatılırken erkeklerin hemen heladan çıkınca idrarını yaptıktan sonra çıkıp abdest almaması lazım geldiği. İşte oturduğu yerde hele şimdi klozetlerde oturuyorlar kolay kolay o idrar torbası boşalmıyor. Çömeldiğin zaman baskı yapıyor idrar torbası üzerine atıyor. Orada sağına soluna şey yaparak öksürerek çıktıktan sonra da 15-20 adım yürüdükten sonra çünkü idrar kanalından çıkan idrar uzun bir yol kat edecek. Dolayısıyla orta zerreler kalabilir buyuruluyor. Bunlar bile yazılmış ya. Bunlar bile yazılmış. Yani anatomiyi insan vücudunu en iyi yaratan bilir. Ondan sonra peygamber efendimiz bilir. Sonra da onun varisi olan İslam alimleri bilir. Hayız konusunda bile İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri farklı içtihatlar var. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin yetiştirdiği talebelerden İmam Muhammed Şeybani, İmam Ebu Yusuf Hazretleri de farklı farklı bildiriyor. Niye? Çünkü anatominin yapısından kaynaklanıyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bakıyor. Ya anatomiyi tanımasalar nereden bilecekler? 10 günden sonra kadında bir akıntı gelecek olursa o bölgede bir rahatsızlık var diyor. Bir gelen istihazadır. İmam-ı Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri bakıyorlar. Yok diyor 10 gün değil diyor. 15 günden sonra gelen. 15 güne kadar diyor vücut normal kendindeki birikeni atıyor diyor. Ama 15 günden sonra gelirse o bölgede rahatsızlık var. Buna istihaza denir. Farklı farklı. Ondan sonra şeyde kendi kendine gelen meni oluyor. İhtilamda gelen meni oluyor. Veya şehvetlenmiştir. O şehvetlenme neticesinde bir yere sürtünmek suretiyle gelen meniler oluyor. Veyahut da ağır bir şey kaldırmışım meni geliyor. Bunların hepsini takır 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 aynı şekilde yazmışlar. Uzun uzun bildirmişler. Bunların sebep ve hikmetlerini bildirmişler. Yoksa durup dururken efendim işte elimi ağzıma götürsem oruç bozulur. Bozulmaz. Ağzıma aynı şekilde uygunsuz bir suyu çalkılasam bozulmaz. Efendim sirkeli su vardı ağzıma almışım böyle çalkalayıvermişim oruç bozulmaz. Diyeceksin ki çok emin söylüyorsun. Ya yutmadıkça bozulmaz buyuruyor çünkü. Çünkü açıkça kitaplarda biliyor ki dişi ağrısa oraya da aynı şekilde şey koysa ilaç koysa bunu boğazında hissetse gene bozulmaz yutmadıkça buyuruyor. Ya oradaki emir yutmadıkça buyuruyor. Yoksa ağzına aynı şekilde yemeğin tadına mesela bakabilir buyuruyor. Yutmadıkça ama. Kadın veyahut da aşçı yemeğin tadına bakabilir. Orucu bozmaz bu. Lavabo açacağının buharı oluyor, o da mı bozmaz? Bozmaz. Sakındığın süre içerisinde. Hatta buyuruyor ki, mesela girdin Ramazan-ı Şerif'te, şimdi artık oruç tutmayanlar yaz geldi diye, yani pamuk ipliğiyle bağlı olanların hepsi içindekini dışarı vurdu.
içindeki mi dışarı vurdu. Dolayısıyla yani İslamiyet'le bağlantısı olmadı, açığa çıktı. Hani kış günlerde midemdi falan feşmekende kıvırıyordu. Yazın gelince dedi, zaten yoktu öyle bir itikadi inancı yoktu. Adam mesela girdin içerisi sigara dumanı dolu. Ama orada birisiyle görüşeceksin. Mecburen iş için girdin. Dolayısıyla o sigara dumanlarında sakınmak mümkün değil. O doğrucu bozmaz. Adam mesela fırında unu şey yapıyor, onlar tozlandırıyor bilmem ne fırında. Onun da aynı şekilde çuvaldan döktüğün zaman bir tozu kalkıyor. Veyahut da vernik kullanılan mobilyacılar var mesela imalathanelerde. Sakınma mümkün değil. Bunlar da bozmaz buyuruyor, sakınması mümkün değilse. Ancak gitmişsin parkta oturmuş biri sigara içiyor, sen de yanına oturuyorsun falan. Arkadaş bu tarafa doğru da üfleyiver falan. O dumanı da böyle çekiyorsun içine. O bozar buyuruyor. Şimdi dinleyicimizin aklına şu gelebilir sizin bu sözlerinizden sonra. Lavabo açacağını sordu ya. Hı hı. Lavabo açacağını döktü. Hı hı. Benim sakınmam mümkün diyor. Ha, benim sakınmam mümkün. Ya gidip de lavabo açacağı döktüğün zaman ne erkek ne kadın hiç kimse gidip de böyle orada durmaz. Burnunu lavaboya doğru yapmaz. Evet. Zaten acayip garayip bir şeydir. Fasır 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 geri çekiliyorsun otomatik olarak. Şey söz konusu değil. Ya efendim işte o çıktı da evin içerisindeki havanın içerisine zerreler karıştı. Oho, evin içerisindeki havanın içerisine hangi zerreler karışıyor? Hapı yuttunuz mu? Deterjan kokusu. Aynı. Deterjan kokusu da lavabo açık döktüğün zaman da yemek yerken yemeğin aynı şekilde ne bileyim buharı. Şeyde ya kavuruyorsun veyahut da onun aynı şekilde. Evet, buharları çıkıyor netice itibariyle. Bunların hiçbirisi oruca zarar vermez. Onun için endişe etmesin. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.